Merhabalar, ben Sümeyye Avcı. Yeni bir sesi sizlere hissettirmek için buradayım çocuklar. Yeni sesi hissedeceksiniz ama hikayemizden siz bulacaksınız. Bakalım hikayeyi ne kadar dikkatli dinlediğinize bağlı hissedebilmeniz. Şimdi ben hikayeme başlıyorum. Lafı çok uzatmadan, sizleri sıkmadan, heyecana boğmadan. Başlayalım mı? Başlayalım. Çocuklar, bir gün Münir yan komşusu Mehmet Şerif'i oyun oynamak için çağırmış. Mehmet Şerif, Mehmet Şerif, oyun oynayalım mı seninle? Mehmet Şerif camdan bağırmış. Efendim Münir, duyamadım. Tekrar söyle. Seninle diyorum, oyun oynasak, bir şeyler yapsak. Tabii ki, geliyorum arkadaşım, bekle. Aylardan Kasım olduğu için montunu giyip dışarı çıkmış Mehmet Şerif. Bir bakmış karşısında Münir. Oo Münir, burada mı bekledin? Üşümedin umarım. Münir demiş ki, hayır Mehmet Şerif, ben sürekli spor yapıyorum. Bu soğuk hava koşullarına dayanıklıyım. Zaten ben de montumu aldım. Hiç de üşümedim. Çok eğlenceli bir gün geçireceğimizi düşünüyorum demiş. Yolda yürürken Mehmet Şerif demiş ki, ne dersin, şuradan Ömer'i de çağıralım mı? Münir demiş ki, tabii ki çağıralım. Ömer de böyle şeyleri çok sever. Hadi bakalım çağıralım. Kapısını tıklatmışlar. Ömer açmış kapıyı. Oo çocuklar, ne yapıyorsunuz? Biz de şimdi parka doğru gidiyoruz. Biraz spor yapalım, mutlu olalım, motive olalım dedik. Sen de gelir misin bizimle? Ömer demiş, tabii gelirim. Evde çok sıkılmıştım zaten. Hazır böyle bir fırsat bulmuşum. Gelmez miyim? Hemen o da içeri gidip montunu almış ve dışarı çıkmış. Üç arkadaş hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya mahalle parkına gelmişler. Mahalle parkında çam ağaçları varmış bolca. Çam ağaçlarının dikenli yemyeşil yaprakları hala duruyormuş kış olsa bile. Münir diye içine çekmiş tertemiz havayı. Oh mis gibi hava demiş. Soğuk ama çok güzel. Şu yemyeşil ağaçların verdiği temiz hava gibisi var mı? Ömer demiş ki, çok doğru söylüyorsun Münir. Temiz hava, bol güneş insana her zaman lazım. Kışın bile. Hemen arkasından Mehmet Şerif, benim babam da zaten der sürekli, temiz hava çok önemli oğlum. Mutlaka temiz havada güzel oyunlar oynayarak, sporlar yaparak ve sağlıklı beslenerek kendini korumalısın. Ben de elimden geldiğince dikkat ediyorum bütün bunlara demiş. O sırada uzaktan bir ses gelmiş. Bir bağırtı çağırtı. Allah Allah, o da ne diyor? Üçü birden kulak kesilmiş. Çok uzaklardan başka bir komşuları olan Recep sesleniyormuş. Hey çıkın oradan, çıkın oradan. O park benim, geçen söylemedim mi size? Allah Allah demişler. Ne oluyor bu Recep'e? Yakınlaşmasını beklemişler. Biraz daha yaklaşınca, çıkın bu parktan. Bu park benim. Benden başka hiç kimse giremez. Her zaman ben oynayacağım. Buradaki her şeyi benim arkadaşım yaptırdı. Benim arkadaşımın babası yaptırdı. Siz yaptırmadınız. Çıkın buradan. Allah Allah demiş Münir. Arkadaşım, burası mahalle parkı. Tüm mahalleliye ait. Sana da yeter, bana da yeter, Ömer'e de yeter, Mehmet Şerif'e de yeter. Yeni taşınana da yeter. Herkese yeter. Sen niye böyle yapıyorsun? Tek başına mutlu olabilir misin burada? Eğlenebilir misin? İnsanlık böyle bir şey olabilir mi? Mehmet Şerif demiş ki, arkadaşım sen herhalde biraz sinirlisin. Lütfen bu sinirini üzerinden at. Bak yapma böyle şeyler. Hiç iyi bir şey yapmıyorsun sen şu anda. Gel bizimle beraber spor yap. Bir oksijen al, beynine kan gitsin, kendine gel, rahatla. Böyle gergin olmazsın o zaman. Hemen Ömer girmiş lafa. Bak demiş, arkadaşlar doğru söylüyor. Bak hiçbiri seninle kavga etmek istemiyor. Ben de seninle kavga etmek istemiyorum. Yapma böyle şeyler. Hiç yakışıyor mu aklı başında adama? Recep diretmiş. Çıkın buradan, çıkın buradan. Bu mahallenin parkı da benim, mahallede benim, hepsi de benim. Çıkın. Allah Allah demişler, iyice inatlaştı, gittikçe cozuttu. Hemen çıkalım buradan. Şimdilik hiç bulaşmaya gerek yok. Ama Münir demiş ki, arkadaşlar olmaz böyle şey. Bu hepimizin hakkı. Burada oynamak hepimizin hakkı. Niye bırakıp çıkıyormuşuz? Mehmet Şerif demiş ki, şimdi bir bırakıp çıkalım. Bir sakinleşelim. Bir oturup konuşalım ne yapacağımızı. Kendimize bir yol bulalım demiş. Ömer, Mehmet Şerif doğru söylüyor demiş. Kavgayla böyle bir yerlere varılmaz. Mahalle büyükleriyle konuşalım demişler. Gitmişler mahalle büyükleriyle konuşmuşlar. Dedelere, ninelere anlatmışlar. Durum böyleyken böyle demişler. Onlar da dinlemiş. Onlar da Recep'le konuşmayı denemiş. İnat etmiş de yine de dediğinden vazgeçmemiş. Sonra gel zaman git zaman Münir, Mehmet Şerif ve Ömer kendilerine başka bir park bulmuşlar. Çok neşeli, çok mutlu olmuşlar. Oyunlar oynamışlar.
coşmuşlar. Ama Recep o parkta yapayalnız kalmış. Sabahları parka gidiyormuş, kimse yok. Tek başına oynamaktan sıkılıyormuş. Akşamları bir daha uğruyormuş, yine kimse yok, yine sıkılıyormuş. Gün geçtikçe pişman olmaya başlamış. Bu pişmanlıkları sonucunda arkadaşlarıyla tekrar konuşmak istemiş. Bir gün Ömer'le karşılaşmış. Ömer, lütfen benimle oynar mısın? Ömer demiş ki, hayır, Mehmet Şerif'le Münir beni bekler. Ben onlara söz verdim. Arkadaşlarımı yarı yolda bırakamam. Ben gidiyorum. Ömer doğru arkadaşların yanına gitmiş. Recep yine yalnız kalmış. Hatasını çok iyi anlamış aslında. Sonra gitmiş mahalle büyükleriyle Recep konuşmuş. Ben çok üzgünüm. Arkadaşlarımı geri istiyorum. Onlardan özür dileyeceğim. Mahalle büyükleri araya girmiş. Ömer'i, Mehmet Şerif'i ve Münir'i yanlarına çağırmışlar. Güzelce anlatmışlar. Bakın Recep çok pişman. Recep de pişmanlığını ispatlayacak size demişler. Böylece tekrar arkadaş olmuşlar. Ertesi gün mahalle parkında çok güzel oyunlar oynamışlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Birisi sadece barış isteyenlerin başına, birisi doğayı güzelleştirenlerin başına, birisi de benim akıllı ve çalışkan öğrencilerimin başına. Sevgili çocuklarım, hikayemizde en çok hangi sesi duydunuz, hangi sesi hissettiniz? Yardımcı olmam ister misiniz? Evet, bazıları buldu. Sesleniyorlar oradan bana. Siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Evet, evet. Münir, Münir, Mehmet, Mehmet Şerif, Ömer, Ömer, mahalle, mahalle, mis gibi hava, mis gibi hava, Kasım, mont, mont, mevsim. Ne kadar çok sesi varmış. Çok güzel çocuklar. Bir sonraki videoda sizlere sesinin nasıl yazıldığını öğreteceğim. Daha sonra sesiyle heceler, kelimeler ve cümleler yapacağız. Devam ediyoruz. Mutlu kalın.